Şu an kayıtta. Yandı mı? Sıfırlama yap, bas bırak. Android'de kalmış, Windows'a geçeceğiz. Geçti mi Windows'a? Geçti. Yandı mı? Yap sıfırlamayı, bas bırak. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. İlk adımımız orası. Bekle. Taşı. Bas bırak. Bekle benim. Bas bırak. Ben taşı dedikten sonra taşı. Bas bırak. Tamam. Ben bas bırak demeden basıp bırakma. Bas bırak. Devam. Devam. Ben demeden basıyorsun bak, bekle. Bas. Tamam. Bas. Devam. Bas. Bir tane daha. Tamam, gel başa. Tahta orada. Biraz daha sola kay. Soluna, soluna. Sol. Sol. Biraz daha kay. Bas bırak. Bas bırak. Devam. Bas bırak. Devam. Bas bırak. Devam. Bas. Devam. Bas. Devam. Bas. Devam. Bas. Devam. Hafif sol yap. Sensörü sola çevir hafif. Sola. Heh. Bas. Devam. Bas. Devam. Bas. Devam. Bas. Bir tane daha bas. Tamam, gel başa. Öğrenecek bu işi. Kolay değil hele. Hafif sol yap sensörü. Hafif sol, hafif sol. Sol, sol, sol. Heh, tamam. Bas. Devam. 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 Gel başa. Sen bilgisayarı eline al. Bastıkça hem görürsün. Ben de her defasında bas bas devam diye sana seslenmemiş olayım. Ver kamerayı hacım. Devam edeyim. Evet. İşte bazen mezarlar hayvanlar tarafından bulunabiliyor arkadaşlar. Burayı muhtemelen bir tilki açmış. Burada güzel bir mezar var. Şurada bir göçük alanımız var. Burada bir mezar çıkmış. Daha doğrusu mezar yeri. Şurada bir göçük alanımız var. Burada bir mezar yeri çıkmış. Hemen buranın da 50 metre etrafında çay tabağı, kül tabağı şeklinde yuvarlak sunuş çukurları mevcut. Bakalım, çekelim. Bu arada birkaç arkadaşımız data analiz dışında
cihazı doğru tutuş, doğru kullanım videosu istemiş. Hazır bu video çekiliyorken onu da göstereyim sizlere. Cihazımız burada arkadaşlar. Yön kuzey ya da güneye bakacak. Sticker'ın baktığı yön. Cihazı yerden havada tutmayın. Mümkünse ucu toprağa değsin. Çekim esnasında şu hareketi yapmayın. Sensörü sağa sola çevirmeyin. Dikey tutacaksınız. Böyle çaprazlı değil çekim sırasında. Hareket ettirdiniz. Örnekleme butonuna basarsınız. Tekrar hareket ettirdiniz. Yine örnekleme butonuna basarsınız. Sensör toprağa değecek ve dikey konumda olacak. Şu hataları sakın ola yapmayın. Ya da çekim esnasında yürürken önünüze büyük bir taş geldi. Sensörü kaldırıp indirmeyin. Çekim sahanızda taşları varsa taşları çekim sahanızın kenarlarında kalacak şekilde çekim sahanızı ayarlayın. Hacı tut şunu bak. Devam et bir hatta. En son gittiğin yerde bir metal algılaması olmuş Ferhat. Son hattını nereden attın en son? Tamam. Hafif sol yap. Sola döndür sensörü. Sola. Tamam. Devam et. Görüldüğü üzere yatay sensörde kısa sürede büyük alan tarayabiliyoruz. Şuradan başladık çekime. Şöyle yaklaşık 30 metrekare bir alanı tarıyoruz. Dikey sensörle tarasaydık bu alanı, şimdiye şu anki çekim sahasının daha önce yarısına gelmiştik. Yatay sensörün en büyük avantajlarından biri de budur. Tamam mı abicim? Kapat cihazı. Kamerayı tutar mısın? Projeyi durduruyoruz öncelikle. Bu ne metal arkadaş? Ama çok derin bir şey değil söyleyeyim. Hacım, metali görüyor musun? Burası mezarlık alan olduğu için muhtemelen içinde metal olan mezarlar oluyor. Çanak, çömlek, bronz, kapkacak. Bakalım hemen ayrıntı, detay. Metal haricinde. Şöyle kameraya yakın tut abicim, ekran gözüksün. Önce bir şunu kaydedeyim. Ne olur ne olmaz. Datamızı ham haldeyken kaydediyoruz arkadaşlar. Ferhat 1 diye kaydettim. Algılama değerlerine bakıyoruz öncelikle. Genel zemin 0, 30, 20, 0, 10. Düşük okumuş. Şüpheli anomalinin üstüne geldiğimizde değerler 480'e pik yapmış durumda. Hemen enterpolasyon yapıyoruz bir defa. Kayboluyor mu metalimiz, kaybolmuyor mu ona bakıyoruz. Görüldüğü üzere metalimiz kaybolmuyor. Harika. Ferhat kamerayı tutar mısın abicim? Görüntümüzü tekrar ham haline alıp klavyeden F4 tuşuna basıyoruz. İçinin karardığını görüyoruz. Muhtemelen demir türevi bir metal. Bakalım metal haricinde aşağıda yapı, boşluk bir şeyler çıkmış mı? Görüntümüz de budur. Tut abicim. Şurada bir mezar. Şurada ikinci mezar. Gayet net görüntülenmiş. Sadece çekimi biraz daha sağa kaydırmamız gerekiyor. Çekim sağa kayarsa daha ayrıntılı görüntü alabileceğiz. Bu tip durumlarda arkadaşlar böyle datalar atıyorsunuz bize. Mesela şu data geldik. Çekim sağımız nerede? Başlıyor. Burada başlıyor. Izgaralara bölersek ekranı. Ferhat tutar mısın kamerayı? Telefonun da çalacağı tuttu.
ızgaralara bölersek bizim her bir mavimiz yatay sensörümüzün uzunluğu 50 santim algılama kapasitesine sahip olduğu için şuradaki karelerin her biri 50 santime tekamül eder. Tutar mısın kamerayı tekrar? Yani şu maviliklerin genişlikleri yaklaşık 1,5 metre civarında. Mezarlarımız 1, 2, 3 tane bu istikamette. Çekim sahamızın da birebir aynı yerde görüntülenmiş durumda. Bakalım çalışılacak nasipse. Daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar.